İyi günler Sayın seyircilerimiz günün gelişmelerini aktardığımız haber bülteniyle karşınızdayız. Prizren'de mevcut Başbakan Albin Kurti'nin katılımıyla İnovasyon ve Eğitim Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi. Mevcut Başbakan Albin Kurti, Eğitim Bakanı Hükümete Bayramı ve Ekonomi Bakanı Rozaf Haydari ile birlikte Prizren İnovasyon ve Eğitim Parkı'nın açılışına katıldı. Alman Giz Kurumu desteğiyle yapılan inovasyon ve Eğitim Parkı'nın açılışı ardından bir konuşma yapan Başbakan Kurti, parkın ülkede iletişim teknolojilerinin gelişmesine büyük katkısı olacağını belirtti. İnovasyon ve Eğitim Parkı'nın açılışının Kosova ve Almanya arasındaki işbirliğinin bir örneği oluşturduğunu belirten Başbakan Kurti, Prizren'deki gençlere önemli bir yenilik getirdiklerini ifade etti. Enfektolog Salahmeti yeni kısıtlayıcı önlemlerin başlamasıyla COVID-19 vakalarında bir artışın kaydedildiğini ancak vatandaşların daha sabırlı olmalarını ve talimatlara uymaları gerektiğini söyledi. Ahmeti virüsle ilgili son aşamada olduğumuzu ve vatandaşlara sabırlı olmaları ricasında bulundu. Bu arada Kosovlu Sağ Halk Sağlığı Enstitüsü ülke genelinde son 24 saatte 3 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı. Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada 18 Mayıs 2020 tarihinde tanı konulmuş kişilerle temasta olan ve hastaneye başvuran kişilere yapılan 200 testten 3'ünün pozitif çıktığı ifade edildi. Koronavirüs tanısı konulan kişilere virüsün temas yoluyla bulaştığı belirtilirken 3 vakanın da Priştine'de tespit edildiği açıklandı. Böylelikle toplam vaka sayısı 988'e yükseldi. Diğer taraftan son 24 saat içerisinde 18 kişinin iyileştiği belirtildi. Koronavirüs tanısı konulan 754 kişi iyileşirken 29 kişi de vefat etti. Kosova'da 205 aktif vaka bulunuyor. Şimdiye kadar 11987 kişiye test yapıldı. Başbakan Albin Kurti uzaktan Türkçe ve Boşnak dillerinde eğitim çekimlerinin yapıldığı Prizren'deki Emin Durak Ülke Eğitim Okulu'nu ziyaret etti. Kurti'ye Eğitim Bakanı Hükmete Bayramı, Yerel Yönetimler Bakanı Emilia Recep yanı sıra Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Fikrim Damka da eşlik etti. Tüm dünyada olduğu gibi Kosova'da da yaygın olan koronavirüsü salgını nedeniyle 16 Mart tarihinde eğitime ara verilmesi ardından Kosova Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan uzaktan eğitim kapsamında Türkçe ve Boşnak dillerinde eğitim çekimlerinin yapıldığı Prizren'deki Emin Duraku İlköğretim Okulu'nu ziyaret eden Başbakan Albin Kurti çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eğitim çekimlerinin yapıldığı Emin Duraku İlköğretim Okulu'nu Eğitim Bakanı Hikmete Bayrami, Yerel Yönetimler Bakanı Emilia Recep'i ve Meclis Başkan Yardımcısı Fikrim Damkayla birlikte ziyaret ettik. Pandemi nedeniyle yaklaşık 3 aydır ülkemizde eğitime ara vermek zorunda kaldığımızdan çocukların derslerinden geri kalmamaları adına online eğitimle Bakanlığımız çalışmalarına devam etti. Bugün de Türk ve Boşnak öğrencileri için çekimlerin yapıldığı okula gelerek çalışmaları yerinde görme şansı elde ettik çalışmaların başarılı bir şekilde devam ettiğini gördük. Umarım bu salgını atlatırız ve Eylül ayı itibariyle öğrencilerimiz tekrar okullarına geri döner. Kurtiye eşlik eden Kosova Meclis Başkan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka Kurti'nin eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldığını söyledi. Öyle ki artık 1 Eylül'de normal sınıflara öğrencilerimiz döner artık inşallah bu pandeminin sona ermesiyle birlikte eğitiminde normal bir hayata geçmesini diliyoruz. Yani çocuklarımız en azından bu 2-3 ay süre zarfı içerisinde eğitimden uzak kalmadılar. Bu konuda gerekli tedbirleri hem eğitim bakanlığı hem de biz toplum olarak yerine getirdik diye düşünüyorum. Eğitim Bakanı Yardımcısı Enis Kervan da bu cuma günü itibariyle çekimlerin biteceğini söyledi. Bu hafta da okulumuzda Türkçe ve Boşnakça eğitim kayıt dersleri, Haziran ayı için kayıt dersleri sonlanmaktadır ve bu projeyi tamamlamış olacağız. Bu tür ziyaretlerle hem toplumumuza hem öğrencilerimize hem öğretmenlerimize Kosova'mızın desteğini ifade etmiş oluyoruz. Çünkü öğretmenlerimiz olmasaydı zaten bütün bu altyapının olmasına rağmen bu süreç olumlu geçmezdi diye düşünüyorum. Bir daha öğretmenlerimize, velilerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Kurti ayrılmadan önce okul yöneticileri ve beraberindeki heyetle birlikte toplu hatıra fotoğrafı çekildi. Sivil toplum kuruluşlarından da destek gören Pişni Üniversitesi Öğrenci Örgütleri, Eğitim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanlığı önünde bugün bir protesto düzenlediler. Öğrenciler bu fırsatla Eğitim Bakanı Hükümeti Bayramen'in Priştine Üniversitesi'nde 3 yönetim kurulu üyesinin atanması kararının iptalini ve bu yüksek kurumunda seçimlerin yapılmasının da iptal edilmesini talep ettiler. Üniversite öğrencileri bu protesto aracılığıyla memnuniyetsizliklerini dile getirmekle beraber Eğitim Bakanı Hükümeti Bayrami'den kararını geri almasını veya görevinden istifa etmesini talep ettiler. Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tırnava gerekli koşulların oluşmaması nedeniyle camilerin şimdilik ibadete açılmayacağını söyledi. Böylelikle yaklaşan bayram namazının da kılınmayacağı kesinleşmiş oldu. Sayın seyircilerimiz bu arada 11 ayın sultanı Ramazan ayında bulunan Kadir Gecesi yüce dinimiz İslam'ın en şerefli, en faziletli ve en ihtişamlı gecelerinden en başta gelendir. Kadir Gecesi Ramazan-ı Şerif ayı içinde bulunan en kıymetli gecedir. Bazı alimlere göre Mevlid gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Kadir gecesi Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine mahsus bir gecedir. Başka peygamberlere böyle bir gece verilmemiştir. Hadisi şerifte buyuruldu ki Allah Kadir gecesini ümmetine hediye etti, ondan önce kimseye vermedi. 97. surede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Kadir Gecesi bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecedir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e Hira Dağı'nda Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti okutsal gecede inmiştir. Kadir Gecesi İslam güneşinin Kur'an meşalesinin dünyayı aydınlatmaya başladığı mübarek bir gecedir. Bu gece kalbi Kur'an, nuru ve peygamber müjdesiyle parlayan, alnı secde izleriyle nurlanan müminler için af ve mağfiret gecesidir. Resulullah Efendimiz'e kendisinden önceki insanların ömürlerinin ne kadar olduğu bildirilince, kendi ümmetinin ömürlerini kısa buldu, uzun ömürlü olan diğerlerinin işledikleri salih amelleri işleyemezler diye düşününce, allah Teala ona bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni ihsan etti. Kadir Gecesi'nin biz aciz kulların huzuruna, mutluluğuna ve kurtuluşuna vesile olmasını dileriz. Sırada hava durumu var. Bakalım Kosova'da bugün hava nasıldı ve yarın bizi nasıl bir hava bekliyor? Parçalı bulutlu ve güneşli havanın hüküm sürdüğü ülkemizde başkenti hava sıcaklığı 26 dereceye ulaştı. Yarın gökyüzünde bulutların yoğun olacağı bir günün yaşanacağını tahmin eden Hidrometeoroloji Kurumu yetkililerince günün en yüksek hava sıcaklıkları 23 ila 25 derece dolayında devinecek. Değerli izleyenlerimiz RTK Haberi burada noktalıyoruz. Yarın yeniden buluşmak dilekleriyle efendim sağlıcakla kalın.